konuşsun ki? Telefonda olmaz. Yüz yüze doğru düzgün konuşmak lazım bir kadın. Baba, baba inanamayacaksın, şahane bir şey oldu. Batu'nun yalanını ortaya çıkardım. Ozan'ın onu yaralamadığını ispatlayabiliriz. Batu'nun numara yaptığını ispatlayabiliriz. Baba, Ozan kurtulacak. Berçin bir sakin ol. Sakin ol. Şimdi anlat bana tek tek ne oldu? Anlatmama gerek yok, gel. İzleyeceğiz. Bak şimdi. Gece gerek bilmiyorum. Acı işim yüksektir. Doktor da şaşırdı zaten. Bu kadar yükseklikten kim düşse ölürdü dedi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Geliyordum az kalsın. Gülerek yaptım. Ne yapsaydın Mümtaz? He? Oğlum bu haldeyken çaresiz elim kolum bağlı otursa mıydım? Yok hayatım, yok, sen beni yanlış anladın. Ben hiç Ozan'ın hapse girmesini ister miyim? Ama adama para teklif etmek pek hoş olmadı. Yok, ben seni anladım da sen beni anlamak istemiyorsun. Ya göz göre göre oğlumu ben nasıl ateşe atayım? Atamazsın hayatım, biliyorum, atmayacağını çok iyi biliyorum. Senin ne kadar iyi, ne kadar fedakar bir anne olduğunu en iyi ben bilirim. Zaten ben bu yüzden aşığım sana. Hep bizi düşünürsün. Ya biz filan yok Mümtaz. Biz filan yok. Bu ara ben Ozan'ın hayatından başka hiçbir şey düşünmüyorum. Efendim Tarık. Alo Jülide. Müjdemi isterim. Ozan'ın masumiyetini ispatlayan bir delil bulduk. Ne? Nasıl? Şu an Batu'nun yürüdüğü, hatta zıpladığı bir video izliyorum. Sargıları, alçıları hepsi düzmeceymiş. Gerçekten mi? Yani kurtuldu mu? Kurtuldu çok şükür. Şimdi ben hemen karakola bu delili sunacağım. Haber veririm durumu. Ama merak etme. Bitti bu iş. Ben kendime çay alacağım. İçer misin? Alırsan içeriz. İki şekerli. Tamamdır. Hemen alıp geliyorum. Bana ne? Ben niye takıyorsam? Efendim anne. Dışarıdayım. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Nasıl ya? Kim söyledi bunu? Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Tamam. Gözümüz aydın anneciğim. Ay. Aa, ne oluyor? Ozan kurtuldu. Ve bil bakalım Ozan'ı kim kurtardı? Yüzünde güller açtığına göre sen. Ben tabii ki. Senin bu kızın ne yaptı biliyor musun? Batu'nun yalancı olduğunu ispatlayan bir video çektim. Sonra onu babama yolladım. Babam da karakola götürdü. Sana bir şey diyeyim mi anneş? Bu saatten sonra Batu bir daha Ozan'ın yanına bile yaklaşamayacak. Ay benim kızım neler de becermiş. Aferin sana. Gördün mü bak? Ben işte böyle evlat yetiştir. Becerikli, zarif ve göz kamaştırıcı. İşte Berçin biçer. Ama her zafer yeni bir mücadeleyi gerektirir. Bu fırsatı değerlendirip atağa geçmemiz lazım. Ne yapacağız? Jülide teyzenlere göz aydınına gideceğiz tabii ki. Olayın kahramanının sen olduğunu duyunca o da çok sevinmiştir eminim. Berçin bu kıyafet mi? Bunu değiştirelim. Çocuk gibi görünüyorsun. Yürü, yürüsene çocuğum.
Papatya'm. Benim papatyam böyledir işte. Adalet duygusu inanılmaz gelişmiştir. Şöyle oturayım mı? Tabii tabii. Gerçek ortaya çıksın diye çok çabaladı tabii. Bir de zor durumda olan Ozan olunca. Canım benim, sana ne kadar teşekkür etsek az. Bizi öyle büyük bir yükten kurtardın ki. Hülde teyze aşk olsun. Ya ben bir şey yapmadım ki. Böyle de alçak gönüllü, aynı ben. Peki bir şey soracağım. Ozan'a haber verdiniz mi? Verdim tabii. Baban haber verince hemen aradım, gelir birazdan. Tamam. Canım benim. Çek elini saçın. Thank you.